Merhaba arkadaşlar, ilaç denemelerinin sorularını çözmeye devam ediyoruz. Geometri sorusu 30'dayız, başlayalım. X açısı burada 8 derece ile 15 derece arasındaymış. Buna göre ABC arasındaki sıralama nedir diye soruluyor. Burada 9X, 8X ve 6X'lik gibi 3 tane açımız var. Burada x'i kullanmaktansa x'in alabileceği bir değer verebilirsiniz. Mesela kolay bir değer. x yerine 10 verebilirsiniz. Herhangi bir değer olabilir arkadaşlar. Çünkü buradaki aralığımız rastgele verilmiyor bize. Bütün değerlerini sağlaması gerekiyor 8 ile 15 arasında. O zaman x yerine 10 yazdığımızda sinüs 90, kosinüs 80 ve tanjant 60'ı karşılaştırmamız yeterlidir. Sinüs 90 bakın şuradaki değerimiz oluyor. Yani A'nın değeri burada arkadaşlar bir birim olmuş oluyor. Sinüs 80 arkadaşlar şurada B'ye eşitmiş. Kosinüsü bulurken ne yapıyoruz? Kosinüs 80'i bulurken işte kosinüs 80'ini iniyoruz. Şurası arkadaşlar bize kosinüs 80'i vermiş oluyor arkadaşlar. Şurası 80 derecelik bir açı. Şurası da arkadaşlar 60 derecelik bir açı. Şurası 60. Tanjant 60'ı bulmak için merkezden şöyle 60 derecelik açı çizdim. İşte şurada kesti arkadaşlar. Şuradaki uzunluğumuz şuradaki birim çemberin yarı çapından daha büyüktür arkadaşlar. Yani burada en büyük olan C olmuş oluyor arkadaşlar. C büyüktür. Daha sonra A. A geliyor. Daha sonra da B geliyor arkadaşlar. C, A, B olmuş oluyor. Doğru yanıt burada C şıkkıdır. Geldik 31. sorumuza. ABC dik üçgeni verilmiş ve AB uzunluğu burada 1 verin. Bizden şunu istiyor. ABC üçgenin alanının değeri daima aşağıdakilerden hangisine eşittir? Burada trigonometrik oranlardan yararlanacağız. ABD üçgenine baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki AD uzunluğuna sinüs x diyebiliriz. Çünkü başının sinüs x'i nasıl bulunuyor arkadaşlar? Karşı kenar bölü komşu kenardan bulunuyor. BD uzunluğu da arkadaşlar burada kosinüs x'tir. Kosinüs x nasıl bulunuyor? Komşu dik kenar bölü hipotenüsten bulunuyor arkadaşlar. Bunları yazdık. Daha sonra şuradaki dc'yi bulmak için öklit bağıntısından yararlanabiliriz. Yani yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdı parça uzunlukların çarpımına eşitti. Buradan dc uzunluğu eşittir. Sin kare bölü sin kare x bölü kosinüs x olarak bulunur arkadaşlar. Şuraya yazalım. Sin kare x bölü Kosinüs x olarak şurayı bulduk arkadaşlar. Şimdi artık alanı bulabilirim. Yükseklik ve taban uzunluğu belli. Alan ABC'de, ABC üçgeni eşittir. Ee, tabanı burada yüksekliğimiz sinüs x'i, sinüs x çarpı taban uzunluğumuzda kosinüs x artı sinüs kare x bölü kosinüs x'e eşit. Bölü ikimiz var arkadaşlar. Burada sin I, x bölü 2 şöyle ayrıca yazıyorum. Sinüs x bölü 2 ayrı yazalım. Şuradaki parantez içerisinde de toplam işlemi yaptığımda kosinüs kare x artı sinüs kare x bölü kosinüs x bulurum. Şurası arkadaşlar <laughs> 1'e eşitti. <laughs> yani 1 bölü kosinüs x çıktı. Buradan çarptığımda sinüs x bölü 2 kosinüs x bulunur. Bu da arkadaşlar 1 bölü 2 1 bölü 2 Tanjant X'e eşit olmuş olur. Şıklarımızı bunu sağlayan D var. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 32. soruya. Şekilde 5 birim uzunluğundaki AB çubuğu A noktası etrafında saat yönü tersi yönde döndürülecektir. Çubuğun dönme hareketi süresince her T'ninci saniyenin sonunda B ile adlandırılan ucun AB doğrusuna olan uzaklığı T birim olmaktadır. Örneğin 2. saniyenin sonunda çubuğun B ucunun AB doğrusuna olan uzaklığı 2 birimdir. Şunu demek istiyor arkadaşlar. A noktası etrafında 2 saniye şöyle döndüğünde bakın 2 saniye geçmiş olsun. Buradaki şu ucun, şuradaki ucun AB doğrusuna olan uzaklığı 2 birim olacak. Çubuğunuzu da 5 birim arkadaşlar biliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Tamam. Şimdi burayı temizleyelim yaptığımız şeyleri arkadaşlar burada. <laughs> Şunları geri alalım. Karışık bir şekilde işlem yapmak zor oluyor. Devam edelim şimdi. Ne diyor? Örneğin e, devam ettik. Onu okuduk. Çubuğun B ucunun 3. saniyenin sonunda bulunduğu konum C noktasıdır ve 4. saniyenin sonunda bulunduğu konum D noktası ile çakışmaktadır. Çubuğun dönme açılarının dar açılı olduğu bilindiğine göre kosinüs DAC değeri kaçtır diye soruluyor. T burada 0 ile 5 arasındaymış. Şimdi öncelikle bunu 3 saniye döndüreceğim arkadaşlar. 3 saniye döndürdüğümde şöyle olduğunu düşünelim. 5 saniye döndür, düzeltiyorum. 4 saniye döndürdüğümde de şöyle olduğunu düşünelim arkadaşlar. Buradaki noktalarımız ne oluyor? 3 saniye sonunda C noktası, 4 saniye sonunda da D noktası oluşuyormuş. Buralardan şöyle diklerimizi çizelim. Şuradaki dik ne olacak arkadaşlar? 3 saniye döndüğü için, buradaki T eşittir 3 olduğu için şu uzunumuz 3 olacaktır. Daha sonra T burada 4 saniye döndüğü için burada D'nin AB'ye olan uzaklığı da 4 birim olacaktır arkadaşlar. Onu da şu şekilde göstermiş olduk. Hipotenüslerin 5 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şuradaki uzunluğum 3, 4, 5 üçgeninden 3 olacaktır. Şuradaki üçgenimizde şurası 4 birim olduğu için şuraya da arkadaşlar 1 birim kalacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Şuradaki açımıza... A açısı, şuradaki açıya da büyük açıya da B açısı diyelim arkadaşlar. Dikkat edin şunun tamamı şurası B açısı, küçük olan da A açısı olsun. Bizden neresi isteniyor? DAC açısı. Yani buradaki DAC açısı arkadaşlar şöyle farklı bir renkte gösterecek olursam şuradaki açı, şuradaki açının kosinüsü isteniyor. Bu kosinüsü bulabilmek için yani kosinüs dac açısını bulabilmek için benim b açısından a açısını çıkarmam gerekiyor. Yani buradaki dac açısı arkadaşlar b a diye ifade edilebilir. Kosinüs b a'nın açılımı da kosinüs b çarpı kosinüs a e, artı sinüs b çarpı sinüs a'dır arkadaşlar. Şimdi bu değerleri teker teker yazalım. Kosinüs B'yi bulurken şuradaki dik üçgeninde komşu bölü hipotenüs 3 bölü 5 diyorum. Kosinüs A'yı bulurken şuradaki 3, 4, 5 üçgenimden yine komşu kenarım burada 4 bakın hipotenüs 5, 4 bölü 5 diyorum. Aynı şekilde sinüsleri de böyle buluyorum. B açısı sinüsün B'si arkadaşlar karşı yani 4, 4 bölü 5 hipotenüs diyoruz. 4 bölü 5 çarpı sinüs A'da arkadaşlar şuradaki üçgenimden yararlanıyorum e, karşı dikenler 3 hipotenüs 5, 3 bölü 5 olacaktır. Birinci şuradaki çarpma işleminde 12 bölü 25, ikinci çarpma işleminde şurada arkadaşlar 12 bölü 25 bulurum. Bu ikisinin toplamı buradan 24 bölü 25 olur. Cevabımız E şıkkı olmuş olur. Geldik 33. sorumuza. Şekil 1'de CD saklama dosyasına yerleştirilen daire şeklindeki CD'nin bir kısmı görülmektedir. Sarı renkli CD tutacağının önde görünümü dikdörtgen şeklinde olup bu durumda AB ve KL yaylarının ölçüleri sırasıyla 90 derece ve 150 derece olduğu bilindiğine göre hemen bunu yazmakta yarar var arkadaşlar. Şuradaki AB yayımız 90 dereceymiş. Buradaki e, yayımız da arkadaşlar KL yayı, LK yayı ya da 150 dereceymiş arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. İşte CD'miz bu beyaz olan kısım. Sarı da burada CD tutacağı arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki kısmı okumadan hemen şunu yapmakta yarar var söylemekte. Bir çemberde arkadaşlar paralel kirişler varsa, şu şekilde paralel kirişler varsa Sınırlattığı yayların ölçüleri eşittir arkadaşlar. 90 ile 150'nin toplamı burada 240 yapar. 360'tan çıkardığım zaman geriye 120 derece kalır. Bu 120'yi de arkadaşlar şöyle şuradaki yaylara bakın görünmeyen yayları çiziyorum. 2'ye bölersem paylaştırırsam 60-60 olacaktır buradaki yay ölçüleri. Tamam şöyle 60 derecelik yay ölçüsü diyebiliriz arkadaşlar buraya. Şimdi devam edelim burada. CD'nin bir miktarı aşağı kaydığında CD bir miktar aşağıya kaydığında CD'nin şekilde görünen alanlarının değeri birbirine eşit oluyor. Burada görünen alanların değerleri birbirine eşitmiş. Bu durum şekil 2'de görünmektedir. EF yayın ölçüsü kaç derecedir? Şimdi burada görünen kısımların alanları birbirine eşit. Bakın CD'nin şuradaki AA diyelim. Bu alanların eşit olması demek şuradaki yayların da alttaki ve üstteki yayların da eşit olması anlamına geliyor. Şu yan yayları biz 60'ar derece olarak bulmuştuk. Şöyle 60'ları yazalım. Yani 120 derece arkadaşlar orası. E, bu yaylar birbirine eşit olduğuna göre 360'tan 120'yi çıkarttığımda 240 derece bir yay kalıyor. Bunu da ikiye böldüğümde her biri 120 derecelik yay olacaktır. EF'nin sınırlamış olduğu yay ölçüsü burada 120 yani C şıkkı doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik 34. soruya. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkte olan o merkezli çeyrek daire şeklindeki kağıt. Şekil de gösterilmiştir. Bu kağıdın OC doğru parçası boyunca katlandığında A noktasının daire yayı üzerindeki A üstü noktası ile çakıştığı durum şekildeki de gösterilmiştir. Yani OC boyunca arkadaşlar katlanıyor. Şekildeki de kırmızı çizgi ile elde edilen A üstü BC açısının ölçüsü 10 derece olduğu bilindiğine göre CBO açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi burada bakın şu ikinci şekilde baktığımız zaman çevre açı söz konusu. Burası 20 derecelik bir yay olacaktır. E bunu ben şöyle tamamlayayım arkadaşlar. ilk şekline doğru şöyle tamamladım. O zaman bu katlanan kısmı açtığım zaman şuradaki yayın ölçüsü de 20 derece olmuş oluyor. Yani şunlar birbirine eşit arkadaşlar. Merkez açılarımız şöyle 20-20 olmuş oldu. Şimdi bu çeyrek bir e, daireydi arkadaşlar. 90 olduğu için geriye şurada ne kalmış oluyor? 50 derecelik bir açı kalmış oluyor. Yarıçaplar birbirine eşitti biliyorsunuz. Yani B O ile A üstü O birbirine eşit olacaktır. Burada ikizkenar olduğundan dolayı şu taban açılarını hemen yazalım şöyle şu taban açısı 65 derece olacaktır. Şunu da tamamı 65 derece olacağından şuradaki açıya ne kalacaktır? 55 derece kalacaktır. Benden de arkadaşlar işte buradaki açıyı istiyor. Doğru yanıt burada D şıkkıdır. Geldik 35. soruya. Dik koordinat düzleminde y eşittir x köküş doğrusu üzerinde a noktası, y eşittir x doğrusu üzerinde b noktası, y eşittir x bölü köküş doğrusu üzerinde c noktası aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. BC bölü AB kaçtır diyor. Şimdi biz bu doğrulanın eğimlerini x'in katsayısına bakarak ta, e, e, bulabiliriz arkadaşlar. Birinci doğrumuzda katsayı yani eğim burada köküştür. E, tanjantın hangi açı değeri arkadaşlar köküştür? Tanjant 60'ın e, değeri köküştür arkadaşlar biliyorsunuz. O zaman buradaki açımızın tamamı 60 derecelik bir açı olacaktır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Daha sonra eşittir x doğrusu bakın bu e, tanjant 45 45 derecelik eğim, eğim e, 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 e açısı olan bir doğrudur. O zaman şuradaki açımız arkadaşlar 45 derece olacaktır. Bunu da bu şekilde söylemiş olduk. Daha sonra e, y eşittir x bölü kök diyor. Burada e, katsayısı bakın 1 bölü kök 3 yani, yani eğimi 1 bölü kök Burada tanjantın açı değeri 30 derece olacaktır diyoruz. Yani e, buradaki açımız 1 bölü tanjantı 1 bölü kök 3'e eşit olmuş oluyor. Evet arkadaşlar şimdi buradaki açıları sırasıyla 30. Şunun e, ikinci açımız 45 derece. Üçüncü açımız 60 derece. Şu 30 derecenin olduğu yeri güzel yazabilmek için şu silmek istiyorum şu şeyleri. Tamam. E, burada şu birinci açımız arkadaşlar 30 derece. Biraz önce bulmuştuk. Şu e, şuraya da 45'ten 15 derece kalmış oluyor. Şurası da 60'dan arkadaşlar buraya 15 derece kalmış oluyor bakın tamam 60 derece oldu. Şu AOC üçgenine dikkat edin. AOC üçgeninde burası 30 derece şurası burası ise 60 derece olmuş oluyor arkadaşlar. OC uzunluğuna ben Diyelim ki arkadaşlar kök 3 dedim. Tamam Şurası kök 3 birim olsun. Üçgenimiz şöyle bakın. Buraya da o üçgeni çizmek istiyorum. O burası, A burası, C de burası olsun. Buraya kök 3 demiş oldum. O zaman 60'ın karşısı burası kök 3 30'un karşısı onu bulmayalım. 90'ın bulalım arkadaşlar. Lazım bize o. Burası arkadaşlar ne olacaktır? 1 olacaktır. O A uzunluğunda 2 olacaktır. Yani O A uzunluğunda 2 dedik arkadaşlar. Şuraya da ne dedik? 1 demiş olduk arkadaşlar. Ben ne istiyorum? BC bölü AB istiyorum. Şimdi şurada bir açı ortaylık durumu söz konusu olduğu için açı ortayda buradaki kök 3'ün 2'ye olan oranı şuradaki uzunun şuna olan oranına eşit olacaktır. Yani şunun şuna oranına eşit olacak. O halde kök 3 bölü 2 eşittir BC uzunluğu bölü AB uzunluğu diyebiliriz arkadaşlar. Buradan cevabımız E şıkkı bulunmuş oluyor. Geldik 36. sorumuza. Dik düzleminde P noktasının doğrulanan uzaklıkları eşittir. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Bir noktanın doğru olan uzaklık formülünü ikisinde de yazalım. P noktasının işte birinci olan doğru olan uzaklığını şuraya yazıyorum arkadaşlar. X gördüğüm yere A, Y gördüğüm yere B yazıyorum. Yani A kare artı B kare eksi 2 AB mutlak içerisinde bölü kök içerisinde buradaki x'in ve y'nin kas kareleri toplamıydı. A kare artı B kareyi de yazdım. Eşitmiş arkadaşlar. Yine P noktasının bu doğru olan uzaklığına. Burada da x gördüğüm yere A, y gördüğüm yere B yazıyorum. İşte AB artı AB artı A kare artı B kare mutlak değer içerisinde yazdık arkadaşlar. Kök içerisinde burada ya da x ve y'nin kareleri toplamı yani a kare artı b kare diyoruz. x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamını yazdık. Buradan arkadaşlar paydalar sadeleşti. Işte. Şurası ne çıktı bakın arkadaşlar. A eksi B'nin tam karesi çıktı mutlak değer içerisinde. Daha sonra şuraya baktığımızda da bu ifadede A artı B'nin tam karesinin açılımı oluyor mutlak değer içerisinde arkadaşlar. Şimdi bu kareli ifadeler dışarıya şöyle çıkacaktır. A eksi B'nin karesi eşittir A artı B'nin karesi diye çıkıyor. Çünkü ikisi de pozitif değere sahiptir. Pozitif olan sayılar aynen mutlak değer dışına çıkıyordu. Şimdi burada arkadaşlar bu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu biliyoruz şu an. Açılımını yapalım. Yani A kare eksi 2AB artı B kare eşittir. Burada da arkadaşlar A kare artı 2AB artı B kare. Şöyle A karelerimiz gitti. B karelerimiz gitti. Daha sonra e, eksi 2AB eşittir. Buradan e, 2AB bulunmuş oldu. Sol tarafa ya da sağ tarafa atabiliriz. 0 eşittir 4AB elde ettik. Bu ifadenin doğru olabilmesi için... Ya A'nın sıfır olması lazım ya da B'nin arkadaşlar sıfır olması gerekir. Neticede A çarpı B arkadaşlar burada sıfır olmuş oluyor. Birinci maddeye baktığımız zaman bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci maddeye baktığımız zaman arkadaşlar burada A artı B sıfır mıdır? Yani şimdi şu eşitliğe baktığımız zaman tamam sıfırın karesi eşittir sıfırın karesi. Yani a artı b sıfır olduğunda a eksi b bu zaman o zaman sıfır olmuş oluyor burada arkadaşlar. Şimdi e, bu kesimide değil arkadaşlar. Sadece sıfırda bu eşitlik sağlanmıyor. Mesela bir bir de olabilir. Yani farklı değerler olabilir. O yüzden burada bu ifade doğru diyemeyiz. Daha sonra a kare artı b karenin arkadaşlar burada toplamının sıfır olduğunu yine söyleyemiyoruz. Çünkü bunun doğruluğunu söyleyebilmemiz için elimizde herhangi bir net bilgi yok. O yüzden buna da doğru diyemiyoruz arkadaşlar. O yüzden yalnız bir doğrudur. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik 37. soruya. Dik koordinat düzleminde bir ABCD karesinde A noktasının B noktasına göre yansıması yani simetri A üssü, B noktasının C'ye göre yansıması B üssü, C'nin D'ye göre yansıması C üssü, D'nin A'ya göre yansıması D üssü olduğu bilinmektedir. ABCD karesinin alanının yeni oluşan karenin alanına oranı kaçtır diye soruluyor. İşte e, dik koordinat sisteminde arkadaşlar bunu çizmeye bile gerek yok. Şimdi herhangi bir kareye şöyle dedim, b kenarlarında birer birim olduğunu düşünelim. Bir sayısını verdim ve bunların arkadaşlar şimdi sınırsız sıra sıra simetini alıyorum. A'nın B'ye göre simetri, A'nın B'ye göre simetrini aldım, A üstün noktasını oluşturdum. B'nin C'ye göre simetrini aldım, C'nin D'ye göre simetrini aldım, D'nin de A'ya göre simetrini aldım arkadaşlar. Şimdi bu simetri e, alma durumunda. Şuna dikkat ediyorsunuz. A'nın B'ye göre simetrini aldığında A üstünü oluştururken arkadaşlar işte B'ye bu iki nokta eşit uzaklıkta oluyor. Burası bir birim oluyor. Aynı şekilde bunlar da böyle simetri alın için birer birim oluyor. B üssü, işte C üssü, D üssü şu şekilde oluştu arkadaşlar. Yeni karemizi hemen oluşturalım bu noktaları birleştirerek. Yani kare diyorum direkt kare olduğunu nereden anladığını soracağım derseniz arkadaşlar ben direkt bildiğim için söyledim. Kare olduğunu şimdi hepiniz göreceksiniz. Şimdi burada arkadaşlar e, dik üçgenlerimiz oluştu değil mi? Simetri aldığımızdan dolayı burası simetrikten dolayı 90'larımız oluştu. Bakın 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2 eşit dik üçgenlerimiz var. Eşit dik üçgenler olduğu için burada yeni bir kare oluşmuş oluyor. Zaten soruda da kare olduğu söyleniyor arkadaşlar burada bize kare olduğunu söylemese bile kendimiz kare olduğunu Buluyoruz arkadaşlar. Ee, buradan 2'ye 1 değerlerinden dolayı şurası kök 5 olacaktır. Pisagor'u kullanarak dışarıdaki karenin bir kenarını kök 5 olarak buluyoruz. İçerideki alanı 1 bir birim kare olacaktır. Birim karesinden 1 bir birim kare olarak buluyorum. Dışarıdaki karenin de alanı bir kenarın karesi burada 5 olacaktır. Yani 5 birim kare olarak buluyoruz. Buradan oranı da 1 bölü 5 olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 38. soruya. Dikornat düzleminde şurada dikornat düzleminde çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık kök içerisinde a kare b kare olarak biliniyormuş. Bu iki çemberin kesişim noktalarından biri P noktası olduğuna göre K değeri kaçtır diyor. Şimdi kesişen iki çember çizdik arkadaşlar. Buraya burası P noktası olsun. İki noktadan birine P e, dedik arkadaşlar. Şurası 5'e 3 koordinatları. Bunların merkezleri de şu şekilde şöyle yazılsın. Birinci çemberin merkezi bulmak istersek işte şu parantez içlerine sıfır eşlediğimde 2 ve eksi 1'i buluruz. Merkezi nedir? 2'ye eksi 1'dir. Diğerinde de yine şuraları sıfıra eşlediğim zaman arkadaşlar merkezin koordinatlarını buluyorum. Yani 13'e eksi k olmuş oluyor. Yani şurası m1 şurası da m2 arkadaşlar. Bu e merkezde bu p noktalarının noktasını birleştiriyorum merkezlerle. Bu ee, bu çizdiklerim aynı zamanda yarı çaptır. İşte birinci çemberin burada yarı çapını bakın. Şu R kare eşit olduğundan dolayı R'si burada A olacaktır. Aynı şekilde burada da R kare eşit olduğu için B kare. Burada R, B olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde burayı yazmış olduk. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü burada kullanmak istiyorum. Kök içerisinde arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, bunun merkezi neydi? 2'ye eksi 1'di. Şurası. Tabi burada şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Yani iki nokta uzaklık formülünü yazabiliriz. O uzaklık formülü zaten çember denklemi gelmiş oluyor. Buradaki P noktasını çemberde sağlatabiliriz. İsterseniz öyle yapalım. Yani biraz önce söylediğim de olur ama. Burada P birinci çemberde sağlayacağı için X yerine 5'e yazıyorum. 5-2'nin e, karesi. Y yerine 3 yazıyorum. 3 artı 1'in karesi eşittir A kare. Buradan A'yı bulmaya çalışacağım. Buradan 3'ün karesinden 9 geliyor. Buradan 4'ün karesinden 16 geliyor. Eşittir A kare. Buradan A eşittir. 5 olarak buluyoruz A'yı. Bulduk arkadaşlar. Bakın P noktası ikinci çemberde de yazabiliriz burada. E, X yerine 5 yazıyorum. 5 eksi 13'ün karesi artı e, 3 artı K'nın karesi eşittir bekar olması lazım. 5'ten 13 çıkarttım. Eksi 8. Eksi 8 karesi 64 oluyor. Artı 3 artı k'nın karesi eşittir. B kare oldu. Bize burada bakın merkezler arasındaki uzaklık da verilmişti. Şimdi merkezlerin koordinatlarını biliyorum. Şuradaki elde ettiğim denklemler dursun kenarda arkadaşlar. Kök içerisinde a kare artı b kare iki merkez arasındaki uzaklıkta buna eşitti. Biz bir de merkezini bildiğimiz için merkez arasındaki uzaklıkların arasında uzaklık şöyle, mesafe şöyle buluyoruz. Kök içerisinde 2'den ya da 13'ten 2'yi çıkartıyorum. Karesini alıyorum. 13'ten 2'yi çıkartıp karesini alıyorum. Artı. Daha sonra eksi k'dan arkadaşlar eksi 1'i çıkartırsam artı 1 oluyor. Karesini alıyorum. Buraya dikkat edin. Artı oldu. Her iki tarafın karesini aldım. A kare artı b kare eşittir. Şuradan gitti yani. Her iki tarafın karesini aldım. 13'ten 2 çıktı. 11. 11'in karesi 121 yapar artı e, eksi k artı 1'in karesi olmuş oldu. Bakın burada a'yı biz 5 olarak bulmuştuk. Yani bir a kare ne yapar arkadaşlar? 25 yapar. 25'i şuraya şöyle yazdık. Artı b kare ifadesi de şuna eşit k cinsinden. Onu da hemen şurada b karenin yerine yazıyorum. 64 artı 3 e, artı parantez içerisinde 3 artı k'nın karesi olmuş oluyor. Eşittir. 121 artı eksi k artı 1'in karesi olmuş oluyor. Şimdi burada her iki tarafı düzenleyip burada k'yı bulabiliriz. Tabi burada tam kare açılımını da yapacağız arkadaşlar. Ben işlemleri yapmıyorum. Burada k'yı arkadaşlar k eşittir 3 olarak buluyoruz. Benim aradığım da zaten burada k değeriydi. Doğru yanı burada e şıkkı olacaktır. Geldik 39. soruya. E, taban yarı r ve 3r olan dik kesik koni biçimindeki bardağın tamamı su ile doludur. Yüksekliği bardak yüksekliğinin yarısı kadar olan dik dairesel sindir biçimindeki bir cisim tabanı bardağın tabanlarına paralel olacak şekilde bardağın içine tamamı girecek biçimde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Başlangıçta bardağın içindeki suyun hacmi 26 cm küp olduğuna göre sindirin taşırdığı suyun hacmi kaç cm küptür diye soruluyor. Burada arkadaşlar öncelikle şu kesik koniyi tamamlıyorum koniye tam bir koni haline getiriyorum. Burada benzerlik oluştu bakın şöyle birleştirdiğimiz zaman benzerliğimiz yarıçaplardan bulunacak r bölü 3 r 1 bölü 3 olacaktır. Benzerliğin kübü hacimler oranını bize verir yani 1 bölü 27'dir. Bu ne demektir? Şuradaki kısmın uç kısmın hacmi koninin hacmi. V kadarken arkadaşlar tamamı 27V şuradaki mavi olan kesik koninin hacmi de 26V olmuş oldu. Peki bu e, dolu olan kısmın bize kaç vermişti hacmini? 26 cm küp vermişti. 26 cm küp olarak verdi. V eşittir burada 1 cm küp olarak bulunmuş oldu. V'yi bulduk arkadaşlar. Ee, gelelim buraya. Burada da arkadaşlar e, yüksekliğin ortasına kadar mı diyor? Bakın burada paralel demiş. Evet, yüksekliğin yarısına kadar demiş. O zaman şunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Şöyle yüksekliği gösterebiliriz. Şuradan şöyle yüksekliği göstermemiz mümkün. Şu, e, şu mesafeler birbirine eşit arkadaşlar burada. E, buradaki silindirin taşırdığı suyun hacmini biz bulmak istiyoruz. Peki e, burada. Yarı çapı kaç dememiz lazım? Önce yarı çapını silindirin bulmamız lazım. Şu kesikonin taban yarıçapı çapı 3 R'ydi arkadaşlar. Şurası da R kadardı. Burada bir yamuk söz konusu. Yamuğun orta tabanı nasıl bulunuyordu? Şu orta taban uzunluğu. Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye bölüyorduk. Yani 2 R arkadaşlar. Şuradaki yarı çap silindirin. Peki bu silindirin hacmi taşan suyun hacmine eşit midir? Evet. Batan kısmın hacmi taşan suyun hacmine eşit olacak arkadaşlar. Burası 2R. Bunun yüksekliği de şöyle arkadaşlar gösterilebilir. Mesela silindire şey, dik konuyu şöyle tamamlayalım. Buradan R. Bakın R, 2R, 3R. Şu uzunlukta birbirine eşit oluyor. Yani şu R, şuradaki üçgenimizin, şuradaki dik üçgenimizin orta tabanı olmuş oluyor. Şu mesafeler birbirine eşit arkadaşlar orada. Bu şekilde. Bunun her birine H şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bu tamamladığım koninin hacmini bulur, bulursam V koni diyelim. 1 bölü 3 pi r kareden bakın yarı burada 3 r pi r kareden 9 r kare yapar çarpı 3 h arkadaşlar. Tamamı bunu 27 santimetre küp olacak. Çünkü bunun tamamı biz burada 27 V olarak şurada bulmuştuk oranda. E, 27 santimetre küp oluyor yani. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. Şöyle şurada 1 kalıyor arkadaşlar. R kare çarpı h bölü 3 eşittir buradan 1. R kare çarpı h eşittir 3 olarak bulunuyor. Şimdi buraya h demiştik değil mi? Bunun yüksekliği burada sinirin yüksekliği h arkadaşlar. Bunun hacmini bulursak sinirin hacmini. Taşan suyun hacmini de bulmuş olacağız. Pi r kareden yani pi çarpı 4 r kare taban alanı yüksekliği de h. Buradan 4 çarpı pi r kare h olur. Ve burayı da biraz önce biz arkadaşlar şu kısmı daha doğrusu 3 olarak bulmuştuk. 3'ü yerine yazarsa bakın buradan 3 kare 4 12 12 e, santimetre küp olmuş oluyor arkadaşlar burası. Doğru yanıt burada a şıkkı olacaktır. Şu yukarıdaki denklemde pi arkadaşlar unutmuşuz onu hemen şöyle yazalım. Yani burada pi r kare h'ı buluyoruz. Şuradaki pi kare h eşittir 3 arkadaşlar orada bir yanlış anlaşılma olmasın. 3 çarpı tane 12 santimetre küp olarak bulmuş olduk. Bunu tekrar hatırlatmak istedim. Geldik 40. soruya. As'ın elinde yarış yapı 6 santimetre olan küre şeklindeki bir top vardır. Bu durumda küre merkezinin pürüzsüz bir zemini olan uzaklığı 86 santimetre karedir. 86 santimetredir. Aslı topu yere dik doğrultuda bırakıyor. Buna göre topun zemine temas ettiği ilk ana kadar topun uzayda taradığı bölgenin kısım kısmın hacmi kaç pi santimetre küptür diyor. İşte yukarıdan aşağı doğru bırakıyor. Bu Merkezin arkadaşlar şuradaki zemine değdiği yere uzaktı 86 diyor arkadaşlar. O zaman yere değdiğinde topun merkezi şurası olacak. Şurası arkadaşlar 6 santimetredir. İşte şuradan itibaren aşağıya kadar olan mesafe bize 86 verildiğine göre şunu diyebiliriz. Şuradaki mesafemiz de 80'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şurası 80 olmuş oluyor. Burada bir silindir oluşuyor. Bakın yarıçapını da şöyle gösterelim. Silindir aşağıya doğru taradığı kısmı bulmaya çalışacağız şöyle silindi arkadaşlar Tamam evet ee, Yarıçapı da burada arkadaşlar e, kaçtı altıydı şu silindirin hacmini bir bulacağız pi r kareden yani pi çarpı altının karesi çarpı buradan 80 diyeceğiz daha sonra artı arkadaşlar e, bu şurada bakın Küre nereden itibaren düşüyor? Şuradan itibaren. Şuranın hacmini hesaplayacağız. Buradaki silinin hacmini zaten biz hesapladık. Bir de şuradaki yarım kürenin hacmini hesaplayacağız. Bu iki yarım küre bir tam küre yapmış oluyor arkadaşlar. Yani 4 bölü 3 pi 4 bölü 3 pi r küp. Yani altının kübü diyoruz arkadaşlar. Buradan bu taradı kısmın hacmini bulalım. Altının karesi 36, 36 çarpı 80, 2880 e, pi yapar. Daha sonra şurası da arkadaşlar 288 e, pi yapıyor. Bu ikisini topladığımız zaman 3168 pi santimetre küp çıkıyor arkadaşlar. Santimetre küp. Doğru yanıt burada. 5 şıkkıdır arkadaşlar. Evet, bir denemenin daha sona geldik arkadaşlar. Sizlere bonnetler iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.